Gül Kaynak sağlıklı yaşam ve detoks uzmanıyla iyi fikire devam ediyoruz. Kilo verdiren, aynı zamanda arındıran tarifler ve zayıflamanın altın kurallarıyla detoks ve sağlıklı yaşam uzmanı Gül Kaynak iyi fikirde. Sağlıklı bireyler nasıl yetiştiririz sorusundan sonra nasıl sağlıklı oluruz? Merhaba. Merhaba. Size bakınca insan kendini daha sağlıklı hissediyor. Hoş geldin. Ay çok teşekkür ediyorum. Nasıl işte böyle iltifatlar ederek günümüz güzel devam edebilir Gülcüm. Yok, iltifat değil. İyi ki varsın. İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi. Seni gördük daha iyi olduk. Senden sonra daha fazla limonlu su içmeye başladım. Onu söyleyeyim. Ve bütün Türkiye. Ve bütün Türkiye. Gördün herkes suların fotoğraflarını evet, kolladı Instagram'da. Çok gördüm sonra. Aynen gerçekten. Öyle. Bugün ama ne işleyeceğiz? Bugün şöyle bir şey yapalım istiyorum. Diyet yaptığı zaman kişilerin en büyük problemi açlık hissetmeleri. Evet. Diyet yapmaları gerektiğini biliyorlar ama daha çok yemek istiyorlar. O yüzden açlığı kapatacak, besleyici bir şeyler olması lazım. Bir de kilo aldırmayacak tabii ki. Tabii ki. Ya, çok doğru. Tabii. Biz de hep sağlıklı şeyler, sağlıklı, kilo aldırmayacak ama tok hissettirecek ve kişiye gidip de başka abur cubura, şekere ulaşmaması sebebi olan, içinden gerçekten tok hissedecek bir şeyler yapmamız lazım. O zaman kalemler kağıtlar hazır olsun, geliyor. Evet, bugün birkaç tane tarif yapalım. Tariflerimizden bir tanesi kaju sütü olsun. Bir tanesi kaju sütüyle avokadoyu karıştırdığımız bir yeşil süt olsun. Yeşil süt şu an ben yanına dışında. Gelin birlikte yapalım. Gelin birlikte yapalım. Evet. Ondan sonra bir tane tatlı yapalım. Çünkü tamam. Tatlı gerçekten herkesin aslında diyetken yemek içmek istediği bir şey değil mi sonuçta? Ama genellikle verilmez ya. Evet. Ama aynen. Biz yapabiliriz demek sağlıklı. Aynen. O ne yüzden yapacağız? Biz diyoruz ki hadi gelin diyoruz birlikte. Önce kajudan bir süt yapalım. Kaju bildiğiniz bir fıstık. Bakayım. Aslında çok proteinli, çok kalsiyumlu ve çok sağlıklı fıstık ve evde olması gereken bir şey. Yer fıstığından farklı olarak da hiç kimse de gaz problemi yapmaz. Hmm. Biz kajuyu akşamdan suya koyduk. Aslında 4 saat, 3-4 saat yeterli. Çiğ kajuyu 3-4 saat. Gördüğünüz gibi benim çok mutfak becerim çok yok ama böyle güzel bir blender'a koyduk. Bir ölçü kajuya 2 ölçü su koyduk. 2 ölçü su. Şimdi neden kaju değil, inek sütü değil, kajudan süt yapıyoruz? Çünkü çoğu kişinin inek sütüne intoleransı var. Fark etmeden peynir yiyip, yoğurt yiyip kilo alan çok kişi var. Ve çok fazla peynir tüketiyoruz. Ne için? Kalsiyum almak için. Kalsiyumu kajudan alacağız. Şimdi bir ölçü suyu koyduk. 2 ölçü su, bir ölçü kaju. Ve bunu bu şekilde kapattık ağzını. Ve şimdi blenderdan geçiriyoruz. Piyasada bu çok güçlü blenderlar var. Gerçekten bir dakikamızı bile almadı. Kaju şahane kokulu, bakar mısınız? Ay ne kadar güzel. Köpüklü. Sanki köpüklü. Fındıktan yapılmış bir süt gibi kokuyor. Evet, son evet. Derece lezzetli. Bunun içine bir parçacık, bir pinç, birazcık, çok azıcık Himalaya tuzu koyuyoruz. Himalaya tuzu. Biraz tarçın koyuyoruz. Bunu şimdi hangi zamanlarımızda diyet yaparken yiyeceğiz? Sabah uyandınız. Evet. İlk hani süt içmeyi düşünürsünüz belki ya da çocuğunuza içirmeyi düşünürsünüz evet. Eymen'e. O zaman kalsiyumu ve tok hissettirecek, bütün günü enerjik yapacak bir içecek olarak kaju sütünü kullanabilirsiniz. Dünyanın en kolay şeyi su, 2-3 saat suda bekletilmiş çiğ kaju ve biraz tarçın koyduk. Gülcüm bunu çocuklara da verebilir miyiz? Çocuklar için nasıl? Gerçekten çok çok iyi. Gerçekten çok iyi ve düşünsenize hiçbir paketlenmiş gıda gibi bir şey yapmadınız. Biraz agave şurubu koydunuz. Agave şurubu diyabetlilerin bile kullanabileceği son derece rahat bir şekilde. Glisemik indeksi düşük. Yani bal yemiş gibi birden enerji olarak yükselseniz de kan şekeriniz yükselmiyor. Aa, ne güzel. Meyveden bile çok daha düşük glisemik indeksi. Şimdi tadı ben size bunu birazcık tattırmak istiyorum. Tamam, tadacağım. Çünkü ilk aşamamız, içeceğimizin ilk aşaması bu. Şimdi ilk aşaması kaju, su, tarçın, azıcık Himalaya tuzu. Bunu ve ne kadar kahvaltıdan önce mi içeceğiz? Bu hep aç karnına. Çok güzel bir aç soru. Karnına. Sabah uyandınız. Mideniz kazınıyor. Bugün diyet yapmaya karar verdiniz ve bir şeyin sizi sağlıklı tok hissettirmesi istiyorsunuz. Ya da çocuğunuzun okula giderken güzel bir şey içmesini istiyorsunuz. Bir parça Ece Hanım'a şimdi tattıracağım. Çünkü bakayım bunun nasıl? İkinci bir aşaması daha var. Bu ilk aşama. Ay ne kadar güzel görünüyor. Bakın kıvamı da çok güzel. Kokusu çok güzel. Lezzeti muzlu çok süt güzel. Gibi görüntüsü. Aynen. Aynen. Gerçekten çok lezzetli. Yemin ediyorum Gül. Gerçekten bak yemin edeyim lezzetli. Ki hani evet, demesinler gerçekten, politik mi? Gerçekten çok, çok lezzetli. Şimdi bunu biraz daha sağlıklı bir hale getireceğiz.
nasıl daha sağlıklı hale getireceğiz? İçine bir tane avokado koyacağız. Hmm. Avokado yabancı bir meyve olarak düşünmeyin. Mersin'de Tece bölgesinde bolca avokado ağacı var. Avokadonun birinci özelliği çok yüksek proteini var. Hı-hı. İkincisi çok yüksek omega yağı var. Yani çok ciddi anlamda enerji veren bir yağı var. Onun dışında hafıza için çok güzel. Çocuklarınız okulda daha başarılı olsun diye istiyorsanız eğer avokado yedirmenizi çok öneririm. Ve nasıl güzel bir süt oldu bu ya. Değil mi? Çok nasıl lezzetli, inanamazsınız. Gerçekten çok güzel. Şimdi bunu biraz avokadoyla zenginleştiriyoruz. Sütümüzün içine avokado açtık. Bir tane avokadoyu koyduk. Avokado cilde de çok iyi geliyor. Evet. Hanımlar, çok doğru. Şey. Pardon, çok doğru. Çok doğru. Galiba kaju gelmiş buraya. Evet, kaju. Sonra içine biraz ıspanak koyuyoruz. Çocuğum çiğ ıspanak yemez diye üzülmeyin. Tabii ki yemez. Çok lezzetli bir şey olduğunu söyleyemiyoruz ama bu sütle birlikte çiğ ıspanak hayatına girecek. Çok ilginç. Birazcık salatalık koyacağım. Ay bu bayağı enerji deposu olacak evet, şimdi. Evet, yani şu görüntüye bir bakmanızı istiyorum. Şu power blender'da, mikserimizde. Bunu normal sabah biz uyanınca içiyoruz. Bu evet. Farklı bir şey olacak herhalde. Evet, aynen. Ha, tamam. Bu da muz koyduk. Şimdi hanımlar muz kilo aldırır diye düşünmeyin. Muz ağacının tek bir amacı var. O da iyi bir muz yapmak. Ne raf ömrü uzun olsun diye düşünüyor, ne katkı maddesi koyuyor, ne şeker, ne tatlandırıcı. Muz ağacı şahane bir muz yapmak için uğraşıyor ve içinde çok ciddi potasyum var, enerji var, lif var. Özellikle sabah kullanılan muz hiçbir şekilde kilo yapmaz. Ya ıspanakla muz nasıl olacak onu merak evet, ettim. Evet, şimdi tekrar blend ediyoruz. Evet. Evet, şimdi bunu şimdi yeşil kameramanlarımızdan bir tanesine tattıracağız. Evet. Acaba hangi şanslı kameraman? Stüdyo şefimize tattırın. Çünkü şimdi hep ben tadıyorum. Güzel güzel diyecekler acaba taraflı mı? Evet, stüdyo şefimizi davet edelim. Buyurun efendim, bakın, buyurun efendim. Bugün Instagram adresime koydum. Aynı görünüyor. Eğer Instagram'a bakarsanız bak, şu an yaptığımız şey aynı. Bakalım bu yakışıklı beyefendi bunu bu sevecek alayım mi? Bu tarafa alayım. Bakalım. Hazır beyefendinin göbeği de söz konusu birazcık. Bir dakika, içinde önce söyleyeyim. Ispanak var, muz var, avokado bak, var, avokado kaju var. Kaju var. Gül Hanım'ın elinden ne olsa. Oo, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Ve bunu bütün gün... Buradan alıyorum, çıkıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyurun o zaman. Kameraman İhsan da baksın bunu tabii. Lütfen İhsan Bey'e de götürebiliriz. Afiyet olsun. Vallahi çok beğendim. Tekrar söylüyorum, sabah uyandığınız zaman çocuğunuza bir tost yedirmek, bir poğaça yedirmek, bir börek yedirmek yerine sebze ve meyve ve yemiş yedirmeniz gerekiyor. Ve bakın bu yeşil renkli çok lezzetli böyle... Nasıl, neye benzetelim? Böyle fındık sütü gibi bir şey oluyor tadı. Çok ya lezzetli. Evet. Muz da koyduk. Muz var. Evet. Avokado var. Ondan sonra ne var? Ispanak var. Daha ne olsun? Evet, aynen. Gerçekten çok lezzetli bir süt. Afiyetle içilsin. Şimdi bir de sağlıklı tatlı yapalım. Hadi yapalım. Hadi. Şimdi öncelikle bunu böyle boşaltalım bir yere. Tamam. Bunu bir kenara alalım. Çünkü aynı blender'ı kullanacağız. Şimdi tatlı yapıyoruz. Genellikle diyet yaparken biliyorsunuz tatlı ihtiyacımız daha da fazla olur. Çünkü yasak şeyler her zaman daha dikkat çeker, ilgi çeker. Aynen ama öyle. Ama bir yandan da tatlı ihtiyacımızı gidermek durumundayız. Aynen öyle. Ece Hanım bu tatlıyı size tattıracağım yalnız. Tamam. Çünkü gerçekten seyircimiz bence sizin yüz ifadenizden lezzetli olup olmadığını anlayacak. Şunu hafif bir çalkalıyorum sadece. Tamam. Bakayım neler var tatlıda. Dönüyorum evet şimdi. Bu değil mi? Hurma tatlısı yapıyoruz. Evet. Bu süt ne yapar? Hem de nasıl? Tabii. Tabii tecrübeli anne. Tabii tabii. Ne güzel. Anneler için. Şimdi akşamdan suda beklettiğimiz hurmaların çekirdeklerini çıkardık. Kuru hurma lütfen evinizde olsun. Çok güzel bir söz var biliyorsunuz. Evde hurma olmayan eve ev denmezmiş. O yüzden kuru hurma lütfen evinizde, çantanızda, ofisinizde, arabanızda çok olsun. Çok da sağlıklı. Aynen. Birazcık doğal oldu. Daha önce kullandığımız mikseri kullandık. Kusura bakmayın ama sonuçta hepsi aynı sebze meyve. Hurma yavaş koyduk. Yavaş gidebilirsin Gülcüm. Ha tamam. Vakit az diye, vakit az diye. Biz ikimiz de hızlı konuşuyoruz tamam tabii. Evet. Şimdi ne koyduk? Suda bekletilmiş hurmanın çekirdeklerini çıkardık, koyduk. Niye suda bekletiyoruz? Çok güzel bir soru. Çünkü hurma genelde sert olabilir. O liflerin blenderda güzel geçmesi için bizim suda bekletip o hurmayı biraz yumuşatmamız ne gerekiyor. Ne kadar bekleteceğiz? Bir saat en bir fazla. Saat. Tamam. Yumuşaksa hurmalarınız ona bile gerek yok.
Avokadoyu alırken lütfen her zaman yumuşak olduğunu bilin. Eğer yumuşak değilse bir gazete kağıdına yarım elma ve bir yarım limonla koyarsanız avokado bir akşamda yumuşar. Aa, bir dakika, hemen söyle. Ben çünkü tamam, genellikle hani tam yenilebilir evet, alıyorum ama evet, evet, sertler oluyor evet, bazen. Gazete kağıdında. Gazete kağıdına evet, koyacağım. Yarım elma, yarım limon ve avokadoyu sarın. Sabaha yumuşacık olur. Çünkü aa, çoğu kişi avokadoyu ilk defa hayatında kullanıyorsa eğer, avokado ne kadar sert, ben bundan ne yapacağım diye onu yumuşatmak lazım. Yoksa avokado çok lezzetlidir aslında. Onun dışında ne koyduk? Hurma koyduk, hurma, avokado koyduk. Evet. Kakao koyuyoruz. Şu an piyasada çok doğal, şekersiz, sütsüz, gerçek kakao var. Mis gibi kokuyor. Gerçekten aslında çikolata kötü bir şey değil. Kötü yapan, çikolataya konan şeker, gıda boyası, koruyucu katkı maddeleri gibi şeyler. O yüzden saf kakao aslında bir yemiştir. Ve öğütüldüğü zaman kişiye çok ciddi anlamda magnezyum, potasyum gibi yüksek mineralli şeyler verir. Antioksidanlar. Bir kadının özel günlerinde daha çok çikolata yemesi istemesi aslında vücudun kan yapma ve enerji ihtiyacıdır. Ve bu kötü bir şey değil. Hı-hı. O yüzden biz her zaman... Biz depresyonda da çok çikolata yiyoruz. Erkek arkadaşımızdan hı-hı, ayrıldık, kocamızla işte tartıştık. Ne yapıyoruz? Çikolataya da vurabiliyoruz. Onun sebebini konuşalım mı biraz? Evet. Siz biliyorum psikoloji olan işi. Ben uzman değilim işin ama ben eğitim aldım. Eğitimde şöyle binging denen bir şey var. Bir insan neden fazla yer? Neden? Çok olmasına rağmen. Mesela çikolata örneği. Diyelim ki küçükken babanız akşam gelirken eve size çikolata getiriyor. Pralin parmak çikolata getiriyor ve siz sevdiğiniz bir insanla çikolatayı bağdaştırıyorsunuz. Çünkü bir, o size kötü bir şey getiremez. Doğru. İkincisi, ona kavuşmanın mutluluğu çikolatayla birlikte oluyor. Benim babam da getirirdi. Doğru. Benim babam da getirirdi. Şimdi o zaman ne oluyor? Hayatınızda biri sizi bırakıp gittiği zaman, bu vefat olabilir, terk edilme olabilir. O zaman yenen çikolata aslında sevdiğiniz insanın geri geleceğini beyne sinyali aslında. Aa, çok acayip. Bak bu da güzel. Psikolojik. Ya her şeyimiz geçmişe psikoloji dayanıyor. Evet. Farkında mısınız? Bir ne şey yaparsan daha anlatayım mesela ne size. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Bir fast food firmasında, hamburger firmasında evet, neden çocuklar, üniversite çağındaki çocuklar gidip aşırı yiyorlar? Yani bir tane, iki tane yemek değil, 10 tane. Evet. Çocukların doğum günlerine bakılmış, böyle 5 ile 10 yaş arası. O aynı firmada kutlanmış bir doğum günü var. O hamburger firmalarını düşünün, hani bir ekstra alanları var. Çocuklar böyle kral taçlarıyla, minik oyuncaklarla yaş günü evet, kutluyorlar. Evet. Şimdi o yaş gününde o çocuk o günün prensi ya da prensesi. Herkes onu hediye alıyor. Herkes onunla ilgileniyor. Onu tekrar yaşamak istiyor. Ve ne zaman çocuklar üniversitede sınavda kötü bir sonuç aldığında, kız arkadaşı hamburger terk ettiğinde ya da futbolda ilk 11'e alınmadığında çocuk gidip o anı yaşamak ve o prens hissettiği zamana dönmek için o hamburgerden yiyor. Çocuklarımızın çok önemli. Geleceğini nasıl etkiliyoruz? Evet. Bilinçli anne evet, baba olmak çok önemli. Çok önemli. Güzel bireyler yetiştirmek adına inşallah. Evet, evet. Güzel hocalarımızdan da iyi fikirler alıyoruz ama evet, yayında da iyi de keyifli evet, oluyor. Evet, çok da güzel davetlerimi seyrettim ama öncelikle tabii kişinin kendi mutlu olması çok önemli. Çocuk evet, da onu hissediyor çünkü. O yüzden kendinizi mutlu etmek için tatlı yapın hemen şu an. Evet. Çocuğunuzla yapın inşallah bu tatlıyı birlikte evet, diyoruz. Evet, şimdi hurma koyduk. Avokado koyduk. Kakao koyduk. Biraz agave koyduk. Kakao ne kadar koyacağız? Tarçın da ekleyelim. Şimdi tarifi verelim. Bir avokadoya 5 tane yumuşak hurma, bir çorba kaşığı kadar kakao, birazcık tarçın koyalım yine. Çünkü tarçının gerçekten agave şurubu olsa bile her türlü şekeri dengeleme özelliği var. Gül Hanımcığım, yine bir tatlı kaşığı mı koyduk? Bir tatlı kaşığı tamam, şey koyduk. Kakao, bir çay kaşığı kadar da tarçın koyduk. Bir çay kaşığı tarçın. Birazcık su ekledik farkındaysanız. Evet. Kakaolu tatlıya hayır diyen çok az insan vardır. O yüzden biz gerçekten kakaoyu kullanıyoruz tatlılarda. Bakalım bugünkü bunu tatlımız nasıl? Bu da yine çok önemli. Biz diyoruz ki bunu mesela öğle yemeğinden önce, bir de ikindi saat 4-5 civarında, böyle hani böyle çok tatlı ihtiyacı geldiği zaman tüketebilir kişi. Hafif soğutabilirsiniz. Üzerine Hindistan cevizi yağı, kıyılmış birazcık badem ya da fındık da koyabilirsiniz ama bunu evde çocuğunuzla birlikte yapın. Anısı da kalır. Hani birlikte annemle babamla bunu yapıyordum gibi. Ama gerçekten çok lezzetli. O hurmanın tok hissi veriyor. Çok nasıl? Güzel. Lezzetli çok değil güzel mi? Hurma zaten bayılırım. Bunun çok güzel. Tarifini bir daha yapalım. Evet. İsterseniz söyleyelim. Evde tekrar yapın. Bir tane yumuşak avokado kullandık. 5 tane akşamdan suda bekletilmiş büyük hurma, çekirdeklerini çıkardık. Sonra bir çay kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı da kakao koyduk. Azıcık da mesela yine bir tatlı kaşığı kadar da agave şurubu koyduk. Buna hurma şurubu ya da hiçbir şey de koymasanız olur. Biraz vanilya da koyabilirsiniz daha lezzetli olsun diye. Ama Ece Hanım'ın yiyişinden belki bu görüyorsunuz lezzetli. Olmuş. Ki benim mutfak becerim ve aynı blender'ı kullanmamı da düşünürseniz siz evde çok daha güzelini yaparsınız.
Evde gerçekten blender, katı meyve sıkacağı bunlar aslında tezgahın üzerinde dursun. Çünkü genelde biz ne yapıyoruz? Bunları kutularında ya da dolabın üzerinde tutuyoruz. Ve genelde hep tost makinesi, değil mi? Ekmek kızartma makinesi. Halbuki daha sağlıklı şeyleri yapmak gözümüzün önünde olması lazım. Ve daha çok yönelmemiz lazım. Daha çok yönelmemiz lazım. Bir de tabii kilo vermek çok isteyen var. Son yayında Ece Hanım'la çok güzel anlattık. Lütfen su ve yağın bileşkesini unutmayın. Yani şöyle bir şey hep anlatmak istiyorum her yayında. Bir tahtravalli olsun bu kaşık. Burada su oturuyor, burada yağ. Eğer suyumuz azsa vücutta yağımız yukarıdadır. Hmm. Eğer biz yağ vermek istiyorsak su içmek lazım. Instagram'a koydum. Dün bir danışanım geldi. 51 yaşında. 10 gün içinde 4.2 kilo verdi. 10 günde 4 kilo ne kadar 3.9'u yağdan. Spor hocası tartmış. 3.9 kilo yağ. Gül Hanım aradı beni. Nasıl 51 yaşında bir kadın verebilir 10 gün içinde? Çünkü her gün 5 litre su içmiş. 5 litre suyu fazla zannetmeyin. Çünkü hayatım boyunca hiç su içmemiş bir insandan bahsediyoruz. Peki bu 5 litre yani daha evvel de programda hani herkes... Konuşmuştuk ne kadar olduğunu kilosuna göre. Kilosuna göre. Şimdi mesela 5 litre içmesi için kaç kilo olması lazım? Şimdi bu danışanım benim 88 kilolardaydı. 88 kilo. Biz diyoruz ki her 15 kilonuz için 1 litre su içebilirsiniz. 5 kere 15, 75 kilo bir insan 5 litre su içebilir. Tek yapacağınız şey çok su içmeye niyetliyseniz günde 2 çay kaşığı Himalaya tuzu alın ki terden ve idrardan kaybettiğiniz suyu yerine koyun. Ve lütfen üzülmeyin suyla vücuduma bir şey yapar mıyım diye. Türkiye'deki ürologlar yani böbrek rahatsızlıklarıyla ilgilenen doktorların en çok söylediği şey Türk insanı çay içer, kahve içer, ayran içer ama su içmez. Ve evet. Çok büyük bir problem. Doğru. Bir de şunu düşünmeyin. Hani bir hafta beş, mesela bir Instagram'a biri demiş ki ya bu kadın 10 günde 4 kilo verdi 3.9'u yağdan. Peki geri alacak mı hemen? Ben de dedim ki su içmeyi ve akşam çorba içmeyi ve gün içinde çok sebze ve baklagil yemeği keşfedip yararını görmüş bir insan neden vazgeçsin neden ki? Neden vazgeçsin? Yani bu kadın zıplaya hoplaya geliyor diyor ki Gül Hanım ben diyor gençleştim 10 yaş diyor. E şimdi bu hanım su içmeyi bırakmaz ki tekrardan. O yüzden ne olur bu güzel Ece Hanım'ı dinleyin. Dün geçen ay, sağ ol, ama çok güzel anlattınız geçen programda. Lütfen su içmeyi hatırlayın. Kendinizi güzel bir çiçek olarak düşünün. Çiçeği sulamazsanız kurur. Hayvanınıza su vermezseniz işkence yani sonuçta. Bir canlıya su vermemek ne demek? Ben dün çok tatlı hanımlarla bir akşam yemeğindeydim. Hepsi de üst düzey yönetici. Ve en çok konuştuğumuz soru şuydu sorun. Su içmeyi unutuyoruz. Hele hava kış olunca daha da suyu azaltıyoruz. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Evet su içmeyi unutuyoruz ama dediğin gibi Gül Hanımcığım. Biz çok işte limonata içiyoruz, işte gazlı içecekler içiyoruz. Hiçbirinden biz su almıyor muyuz? Sadece bitki çayları. Sadece mesela yeşil çay içtiğimizde o su bizde sadece bitki çayları. Sadece bitki çayları. Yani bir sıcak su yapıp biraz ılıtıp içine bir tarçın kabuğu, biraz ıhlamur, biraz ada çayı, biraz karanfil. O da su yerine geçiyor. Birkaç dilim elma koyduğunuz zaman bile o su. Ama eğer onun içine biraz kafein giriyorsa, yani birazcık yeşil çay, siyah çay, kahve gibi bir durum varsa, hayır o keyif için içilen bir şey. Su ayrı olmalı. Hiç unutmayın. Yani kendimizi aslında canlı yerine koysak, yani bir hayvan, bir bitki aleminden bir şey olduğumuzu düşünürsek su gerçek içecek. Ve biz insan yapımı değil, doğada olan şeyleri örnek almalıyız. O da su. Çok güzel bir soru. Biz diyelim ki üçte su içeceğiz. Ekstradan da diğer içecekleri içebiliriz. Onda problem yok. Ama suyun yerine hiçbir şey almaz. Hiçbir şey almaz. Bir de dün Halit Hocam, Halit Yere Bakan biliyorsunuz pazartesi günü Halit Hocam sizle birlikte oluyor. Halit Hocam bir şey paylaştı. Kendi hesabında dedi ki size iyi haberim var dedi. Kahve dedi zayıflatıyor ve işte hatta bir dakika ben canlı yayına bakmak istiyorum tam olarak. Çünkü ne dediğini. Kahveyle ilgili söyleyeceğin şey var mı? Önce onu soracağım sana. Her şeyin kararında gibi. Olması gerekiyor. Geçen programda konuşmuştuk. Kahvaltı kahve altında yenen şeydir. Günde bir kere kahvenin sıkıntısı yok. Ama farkında mısınız bilmiyorum kahve fincanları şu kadarken eskiden hani o kötü hastalıkların çok olmadığı insanların daha sağlıklı olduğu zamanlarda kahve fincanı şu kadarken şu an kahve fincanları evet. Bu kadar. Aynen öyle. Porsiyonlar ufacıkken şimdi bütün porsiyonlar kocaman. Bak hocamın paylaştığı şu. Günaydın. Sizlere güzel bir haberim var. Bak hocamın da gülen surasını bir gösterelim. Ah ne güzel. Bak nasıl. Çok sevimli. Evet. Evet.
Halit Hocam, dün şöyle bir şey paylaştı. Benim de çok ilgimi çekti çünkü kahve tüketenlerin hepsinin ilgisini çekecek. Günaydın, sizlere güzel bir haberim var. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre işte Parkinson'a yakalanma riskini %50'ye kadar azaltıyor kahve içmek. Alzheimer riskini %60'a kadar azaltıyor. Benim seçimimse sade Türk kahvesi demiş. Türk kahvesinin böyle yararları da var. Benim seçimimi söyleyeyim. Babam şu an beni seyrediyor büyük bir ihtimalle. Tarsusluyuz. Biz Tarsus'ta kahve nasıl yapılır? Tarsusi diye bir şey var. Bir çay bardağına, değil mi babacığım, seyrediyorsun büyük bir ihtimalle, bir çay kaşığı Türk kahvesi. Evet. Üzerine havalandırarak yukarıdan dökülmüş bir sıcak su. Neden havalandırarak? Çünkü oksijenle bir araya geliyor su. Ve arada ne makine var, kızmasın makine üreticileri bana, ama ne başka bir şey var. Ve kahveyi, yeni çekilmiş kahveyi suyla birleştirip sabah kahvaltıdan sonra bir parçacık içiyorlar. Bu da yararlı. Tekrar söylüyorum, miktar önemli Ece Hanım. Yani doğru. Et yemeyin demiyoruz ama oturup da bir restorana gittiğinizde size bugün kaç yüz gram et verelim? 300 mü 500 gram mı? Size de birazcık anormal gelmiyor mu? Azını tercih edin diyoruz. Reklamlardan sonra tekrar canlı yayında sizlerleyiz. Bekliyoruz. Efendim, iyi fikir. Reklamların ardından tekrar canlı yayında sizlerle beraber olmaya devam ediyor. Bugün gerçekten çok güzel ve yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Biz Gül Kaynağı dinlerken zaten çok keyifleniyoruz. Hem ekip olarak keyiflendik çünkü ne yaptıysa tattık burada. Test edildi, onaylandı değil mi ya? Afiyet şifa olsun. Çok teşekkür ediyorum Gülcüm. Son olarak buradan izleyicilerimize bir şey söylemek ister misin? Hepimiz yaramazlık yapalım. Çikolata, kahve, hamur işleri. Ama bir oranda zararlıysa üç oranlı faydalı bir şey. Yani su ve sebzeyi unutmayalım diyorum. Unutmayalım evet. Diyoruz. Ve efendim yarın saat 9.30'da yine TRT1 ekranlarında canlı yayında görüşmek üzere. Tüm ekip arkadaşlarım adına sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.